Antropik Eygerler Derneği. Burada sizi konuk almak istedik. Filografi dersi veriliyor burada. Seramik, cam işleme sanatı yapılıyor. Bunları engelli kardeşlerimiz yapıyorlar. Ve kendi el emeklerini de tabii ki bir ücret karşılığında dileyenlere, isteyenlere satıyorlar. Fatih de bu konuda bilgi verebilir. Bu konuda. İsmim Fatih, soyismim Coşkosu. 1985 İstanbul doğumluyum. Bir yaşımdan beri Esenler'de ikamet ediyordum. Ama 5 senedir Beylikdüzü'ne oturuyorum. Beylikdüzü'nden Esenler'e, derneğimize gidip geliyoruz. Derneğimizde işte belirli kurslarımız var. Sümeyye Hanım'ın da sevgili kardeşimin de anlattığı gibi çivi sanatı, filografi diyoruz biz buna. Ayna işleme kursu ve seramik kursu ve belediyemiz sağ olsun, Esenler Belediyemiz sağ olsun servisimizi karşılıyor. Evlerinden çocukları alıp derneğimize getiriyor. Saat 4'te de bittiği zaman da dernekten alıp evlerine bizzat dağıtıyor. Tabii ki şöyle bir şey, derneğimiz 2009 yılında kuruldu, 4-5 dernek kurdu. İşte Ortopedik Engeller Derneği, Zihinsel Engeller Derneği, Görme Engeller Derneği, 5 dernek ve şu anda 2 dernek faaliyette. Görme Engelliler Derneği ve biz. 3 dernek faaliyet. Şu anda biz faaliyet, Görme Engelliler. 2009'da Sayın Kaymakamımız Nazım Ademoğlu önderliğinde derneğimiz kurdu. Ve dernekte bundan önce bilgisayar kursu, birkaç kursta vermiştik ama şu anda hepsini sayamıyorum. Ondan sonra işte filografiye geçtik. İşte ayna seramiğe geçtik. Böyle, bu tür bir şey. Şimdi şöyle bir durum, ben gönüllü olarak engelli kardeşlerimize hizmet anlamında gönüllü olarak bu derneği üyesi olarak başladım bu işe. Sonra Fatih kardeşimizle uzun yıllardır tanışık olduğumuz için Engeller Kulübü adı altında da başkan yardımcılığını yapıyorum. Yani yardımcı olmaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü toplumda böyle engelli kardeşlerimizin bir şeyleri başarabilmesi için hizmetkar olmak gerçekten benim için onur verici bir durum. Bu konuda gönüllü olmak istedim. Bu yüzden de Fatih kardeşimin teklifini kabul ettim. Başkan yardımcısı oldum. Hizmet etmeye çalışıyoruz ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü onların engellerini ortadan kaldırıp da çok güzel işler başardıklarını onlara belli etmeye çalışıyoruz. Ve gerçekten de çok güzel işler başarıyorlar. Sadece şu dönemde, pandemi döneminde her yerin olduğu gibi burası da doğal olarak bir duraklama süreci geçiriyor. İnşallah pandemisiz günlerde daha aktif olarak devam edeceğiz. Evet. Aziz Başkanım, buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Dün bana çok büyük katkıları oldu. İşte böyle böyle arkadaşımız gelecek. Sizi de aramızda görebilir miyiz? Gelecek misiniz diye. Onunla bugün çok mühim bir işleri vardı. O yüzden aramızda katılamadılar. Ama kendilerine buradan selam olsun. Kendilerine buradan Aziz selam olsun. Aziz başkanımıza, Aziz Arıkan'a. Bu konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyur Aziz efendim. Başkanımız gerçekten hep projelerle koşuşturan bir başkanımız. Az önce de Fatih Başkan'ın da anlattığı gibi 5 dernekle başlayan bir Esenler ama 2 dernek şu anda faaliyette. Çünkü bunun nedeni gerçekten projeleriyle, Erasmus projeleri olsun, bu tarz projelerle derneği ayakta tutan, faal halde tutan Aziz Başkanımız ve buradan evet onun faktörü çok önemli. O yüzden ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Esenler Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü Cemal Bolat eşiğinde bir engelli kulübü kurdu. Daha öncesinde bir arkadaşımız başkandı. Ben başkan yardımcılığını yapıyordum.
ve arkadaşımız iş dolayısıyla şey yapamadığı için fazla araya hizmet veremediği için görev değişikliğine gidildi. 1,5 sene olmuştur herhalde. Başkanlığını yürütüyorum. Sevgili kardeşim de sağ olsun ona teşekkürlerimi sunuyorum. Başkan'dan bahsediyoruz değil mi? Evet. Başkan yardımcılığımı kabul etti. Evet. Kadın Aile Müdürlüğü Cemal Balat Başkan'ın öncülüğünde kurulan bir engeller kulübü. Esenler Mihmandar Engeller Kulübü. 1,5 yıldır Fatih'in de söylediği gibi 1,5 yıldır başkanlığını yapıyor ve ben de başkan yardımcılığını yapıyorum. Yaz döneminde engelli kardeşlerimize birçok geziler düzenlemiştik, birçok faaliyetler yapmıştık ama pandemi süreci girdiğinden dolayı o faaliyetlerimize ara vermek durumunda kaldık. Ama tabii ki Mihmandar Engeller Kulübü olarak pandemi sonrasında inşallah birçok kursun açılmasıyla birlikte faaliyetler devam edecek. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlarımızdan istişare ettik ve müdürümüzden istişare ettik. 10 tane yakın spor üstüne kurs açmayı düşünüyoruz. Bunlar nelerdir? İşte PlayStation, masa tenisi, işte yüzme, atletizm, futbol, işte basketbol, görmeleri için futbol, işte vesaire, evet, vesaire şey atma, gülle atma, işte cirit, işte atıyorum, birkaç tane daha kursumuz var. Bu kursları tabii ki Mehter takımı da kurmayı düşünüyorum zaten. Ben de size biraz yani kopya evet. Yok ben onu söyleyeceğim. Ben onu söyleyecektim zaten. Mehter takımı filan birkaç bir şeyimiz var. Bizler bunu Müdür Bey'le görüştük. Görüştüğümüzde bana biraz beklememiz lazım. Pandemi geçtikten sonra bunları yaparız diye. Ben buradan kapanışı yaparken Mihmandar Engeller Kulübü olarak Cemal Bolat'a ve tüm oradaki çalışan ekibe ve oradaki bütün dostlara, bütün arkadaşlara selam gönderiyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.